Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Avax Coin'in teknik analizini yapacağız. Daha önceki yayınlarda Avax'la alakalı şunu söyledik. Bakın dedi ki 60 dolar daha önceki hareketliliğin zirve noktası olan bir bölge. 60 doların üzerinde seri olarak birkaç günlük kapanışlar olmadıkça 60 dolar Avax'ın yüksek riskli satış bölgesi olduğunu ve bu bölgeden sert satışlar gelebileceğinden bahsetmiştik. Bakın fiyatlar 65 dolara gün içerisinde gidip gelse de sonuç itibariyle bu bölgeden sert satış yemeye başladı. Öncelikle bizim orta direnç bölgemiz olan fiyatlar 42 dolarlara kadar düştü. Sonra da 29 dolara kadar Avax'ın düştüğünü gördük. 60 dolarda satıp kenara çekilmenin, öncelikle bu bölgenin aşılıp aşılmadığının izlenmesinin daha doğru olduğunu söylediğimde Avax'ta 150, 200, 500 dolar bekleyen arkadaşlar bana kızıyorlar. Ancak geldiğimiz zaman itibariyle Avax'ın 29 dolarlara kadar düştüğüne de hepsi şahit oldular. Arkadaşlar burada şahsi görüşlerimizi paylaşıyoruz. %100 olacak diye bir şey yok. Amacımız ben dedim oldu şeklinde yayın yapmak değildir. Bakın Coin Bulucu'nun 87 binin üzerinde abonesi olmasına rağmen Telegram veya WhatsApp gibi ücretli herhangi bir platformu yoktur. Bu yayınların amacı teknik analizi ve bununla birlikte doğru stratejiyi birlikte kurabilmeyi sağlamaktır ve bunları ücretsiz bir şekilde sizlere anlatabilmektir. Lütfen bu yayınların kıymetini bilelim. Öncelikle yayınlara başlamadan ne yapalım? Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Daha fazla Avax videoları için beğenmeniz ve abone olmanız son derece önemli. Zira yayınlardan sonra yayınların sıklığını buna göre belirliyoruz. Kendimizi ispatlamak veya kendimizi pazarlamak gibi bir niyetimiz yok. Çünkü herhangi bir kazanç amacıyla bu yayınlar yapılmıyor. Beğenirseniz beğendiğinizi YouTube detaylardan görürüz. Daha fazla Avax videosuyla sizlerle görüşürüz. Şimdi Avax'da 60 dolarda satıp kenara çekildik. Acaba Avax'da al pozisyonu oluştu mu? Şahsen ben Avax'da al pozisyonu oluşmadığını, oluşan sert düşüşün bir tepki yükselişi olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bakın hiçbir şey sonsuza kadar düşmez. Dolayısıyla 60 dolardan 29 dolara düşen bir üründe, bir coin'de tabii ki tepki hareketleri olacaktır. Hiçbir zaman dibinden almak mümkün değildir. Hiçbir zaman da zirvede satmak mümkün değildir. Bakın 18 Mart tarihinde Avax'ta 65 dolarlar görüldü ama Coin Bulucu ve onu takip eden arkadaşlar 60 dolarda satıp kenara çekildiler. Hala da al pozisyonu şahsen oluştuğunu düşünmüyorum. Bitcoin yayını yaptım. Onu yakinen takip edin. Bitcoin ve Bitcoin'in dominansında belli değişkenlikler oluşmadıkça altcoin'lerde ve Bitcoin'de al pozisyonu şahsen oluşmayacaktır. Bitcoin'de 66.700 66.800'lerin üzerinde en az 1-2 gün kapanış yaptığını görmemiz lazım. Aynı zamanda Bitcoin'in dominansında da 54.90'ın altında kapanış görmek lazım. Eğer Bitcoin'in dominansında 54.90'ın altında kapanışlar olmazsa hala Bitcoin'de ve altcoin'lerde al pozisyonu oluşacağını şahsen düşünmem. Bunda da Avax'ın bakın yatayda belirlemiş olduğumuz 41.85 vardı. Bazı arkadaşlar bunu hatırlayamayabilir veya 41.85 yayınını izlemeyenler ya da yayınları yeni izleyen arkadaşlar olabilir. Onlar için anlatalım. Bakın 41.85'in önemi şuydu. Burada Avax Tobo formasyonu yapıyordu. Yani bir yükseliş formasyonu. Bakın sol omuz baş ve sağ omuzdan oluşan ve hedefinin 57 dolar olduğu bir formasyon yapıyordu. Ve biz şunu söyledik. Eğer bu formasyona göre 41.85'in üzerinde fiyatlarda kalıcılık görürsek Avax'ta çok hızlı bir şekilde fiyatların 57 dolara gideceğini ama 57 dolarda da kalmayacağını, bunun 60 dolara kadar olabileceğini söylemiştik. 60 doları da nereden bulduk? Bakın daha önce yapmış olduğu diplerden yükseliş hareketinin zirve noktası 60'tı ve bu bölge öyle önemli bir bölge ki 10 dolara kadar Avax'ın düştüğü ve piyasa yapıcısının çok sert hareketler yaptığı bir bölge olarak söylemiştik ve ne yaptı arkadaşlar? Yine 60 dolar öyle bir bölge oldu ki buraya fiyatların gelmesiyle biz soluğu 29 dolarlarda aldığımızı hepimiz görüyoruz. Tabii ki savaş ortamıdır veya başka şeylerdir. Bunlar her zaman bahane edilebilir. Ancak teknik analiz size yönü önden gösteriyordu. Eğer Avax 100 dolara gitmek istiyorsa zaten giderdi arkadaşlar. Solana nasıl gitti de Avax gitmedi? Dolayısıyla adamlar ne yaptılar? Beklettiler. Bakın 60 dolar civarında da uzunca bir süre burada beklediğimizi görüyoruz. Yani Avax
Kavaks olumsuz bir haber bekliyordu ki gelsin ve düşeyim diyordu. Solano bunu yapmadı. Solano tarihi zirvelerine yakın bölgelere kadar gitmişken Kavaks bunu yapamadı. Dolayısıyla 60 bölgesi kırılamamayla birlikte sert satışın gelmesi teknik olarak normal karşılanmalı. Şimdi Bitcoin'deki mantığımı anladınız. Zaten ben ne söyledim? Şahsen benim yatırımım şu şekilde olacak. Nisan ve Mayıs ayını izleyeceğim. Mayıs ayının 15'inden sonra piyasaya girip girmediğimi düşünmeye başlayacağım. Ama öncesinde herhangi bir yatırım yapmayı düşünmüyorum. Bunu Bitcoin 72 bin dolardayken söyledim. Bunu Avax'ın 60 dolarda olduğu zaman da sizlerle paylaştım. Şu anda da diyorum ki alım yapabilmem için öncelikle Bitcoin'in 66.700-66.800'ün üzerinde kapanış yapması lazım. Avax'ın da 42 doların üzerinde kapanış yapması lazım. Ayrıca Bitcoin'in dominansının 54.90'ın altına inmesi lazım. Bakın Bitcoin'in dominansına yakınen bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu normal oluşan bir görüntü değildir. Bakın önemli bir direnç bölgesini hacimle aşıyor. 3 gündür de bu bölgede retest hareketi yapıyor ve buradan yukarı yönlü sert giden bir dominans görebiliriz. Ve burada yukarı yönlü sert giden bir dominansın olması durumunda ben bunun Bitcoin'in yükselmesiyle olabileceğini değil, Bitcoin'in düşmesi, altcoin'lerin daha sert düşmesiyle buradaki dominansın yukarı yönlü gidebileceğini şahsen düşünüyorum. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Önemli bir görüntü var burada. Piyasaya gel gel çekiyor olabilirler. Lütfen panik işlem yapmayın arkadaşlar. Zirvelerden gelen düşen trendimizin kırıldığını, 3 gündür de bu bölgenin retest edildiğini ve dominansın yukarı yönlü gitmesinin Bitcoin ve altcoin'lerin düşmesiyle olacağını şahsen düşünüyorum. Yani ben altcoin'e, sadece Avax değil veya Bitcoin'e ya da Avax'a yatırım yapabilmem için öncelikle bu verilerin bana al pozisyonunu oluşturması lazım. Bakın insanlar Bitcoin 60 dolardayken, 62 dolardayken veya 64 dolardayken nakite geçtiler. Ama Coin Bulucu'yu izleyen sizler Bitcoin 72 bin dolardayken nakite geçtiniz ve Avax yatırımcısıysan Avax 60 dolardayken sen nakite geçmiş olman lazım. Dolayısıyla toparlamak gerekirse 3 şeye bakacağız. Bitcoin'in 66.800 doların üzerinde en az 1-2 günlük kapanış yapmasını arayacağız. Sonrasında Bitcoin'in dominansında 54.90 yani bu çizginin altında, sarı trendin altında kapanış yapmasını göreceğiz ve Avax'ın 42 doların üzerine günlük kapanış yaptığını görmemiz gerekecek. Ne yapacağız? 60 dolarda sattığımızı 42 dolarda yerine koyacağız. Ama günlük kapanış olması gerektiğini de unutmayın. Gün içerisinde gider gelir, altında kapatır. Bu al pozisyonu anlamına gelmemelidir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Görüntüler Bitcoin'de, Avax'ta ve Bitcoin'in dominansında bu şekilde. Şu an için biraz daha piyasanın izlenmesinin daha doğru olacağını, yükselişlerin tepeden olan düşüşün bir tepki hareketi olduğunu, en azından eldeki veriler bana bunu gösterdiğini ve sizlere bunu anlattığımı bilmenizi istiyorum. Lütfen yatırımlarınızı Coin Bulucu'ya göre yapmayın arkadaşlar. Burada eğitim niteliğinde bu yayınlar yapılıyor. Öğren, daha iyisini biliyorsan sen kendin yap. Ben bu yayınlarda şahsen kendim ne yapıyorsam sizlere de onları anlatıyorum ve benim stratejim bu şekilde olacak. Bu belirlemiş olduğum veriler bana al pozisyonu oluşturmadıkça Mayıs'ın 15'ine kadar herhangi bir yatırım yapmayacağımı, eğer piyasalarda sert düşüşlerde bu süre içerisinde gelirse ürünleri nereden alacağımı bildiğim için o zaman alım yapmak yönünde piyasa yükselmeden daha diplerden almayı düşüneceğimi de söylemek isterim. O günler gelirse zaten söyleriz. Avax'ı nereden alacağım? Tabii ki yükselen trend burası. Yükselen trendin seviyesine kadar gelirse, şu anda buraları söylemek istemiyorum. Hiç kimseye manipülatif bir durum oluşturmak istemem. Kimseyi korkutmak istemem. Bu yükselen trendin seviyesine gelirse alırım. Gelmedi diyelim. 15 Mayıs'tan sonra piyasalar toparlamaya başlar. Burada bir düşen trend olur. Bakın bu düşen trend yukarı yönlü aşılırsa o zaman almayı düşünürüm. Şu andaki Avax'taki göstergelerde bu şekilde yükselişlerin biraz daha izlenmesi gerektiğini, belli dirençlerin aşılmasının önemli dikkat edilmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan dinlemiş olduğunuz yayınları lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.